Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi FDA, Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs hapına, ilacına onay verdi. Paxlovid isimli bir ilaç. Bu ilaç reçete ile satışa sunulacak ve 12 yaş üstü riskli hastaların tedavisinde kullanılacak. ABD Gıda ve İlaç İdaresi Pfizer şirketinin COVID-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca acil kullanım onayını verdi. FDA'dan yapılan açıklamada ilacın güvenli olduğu hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi. Paxlovid adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilaç 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak. Ağızdan alınan ilk COVID ilacı olan Paxlovid'in semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekiyor. Pfizer ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını %89 azalttığını açıklamıştı. Avrupa'da omikron varyantının hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle vaka sayılarında patlama yaşanıyor sayın seyirciler. Çok sayıda Avrupa ülkesi vaka rekoru kırarken tedbirler yeniden sıklaştırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de vaka sayıları korkutucu noktaya ulaştı. ABD Başkanı Biden öyle ki aşı olmak vatanseverlik görevidir açıklamasında bulunarak ABD halkına, Amerikalı vatandaşlara aşı olun diye yalvardı. Omikron varyantı vaka sayılarında artışa neden oldu. Birçok ülke kısıtlamaları geri getirme kararı aldı. Fransa'da koronavirüs salgınında vaka rekoru kırıldı. Her 5 yeni vakadan birinin omikron varyantı olduğu ülkede son 24 saatte 72.832 yeni vaka tespit edildi. İspanya'da da 49.823 vakayla şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka artışı tespit edildi. Alman bilim insanları koronavirüse karşı sıra dışı bir buluş geliştirdi. Ultraviyole ışık duvarıyla virüslerin geçişinin engellendiği bir sistem yapıldı. Avustralya'da günlük vaka sayısı ilk defa 5000'i aştı. İsrail 60 yaş üstü vatandaşlar için 4. doz koronavirüs aşısı yapılacağını açıkladı. Amerika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 830 bini geçti. Amerika Başkanı Biden aşı olmak vatanseverlik görevidir dedi. Aşılanmamış Amerikalıları uyardı. Omikron varyantı hakkında endişe duymaları gerektiğini söyledi. Washington'da yüzlerce kişi test olmak için saatlerce kuyrukta bekledi. Dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 276 milyon 680 bini aştı. Salgın nedeniyle 5 milyon 390 bine yakın kişi hayatını kaybetti.